Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yapımı sadece 10 dakikanızı alacak mayasız nefis bir nişastalı poğaça tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 125 gram sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. Sonrasında içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. İlk olarak tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuzu da ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Ben bu tarifimde mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Herhangi bir farkı olmayacaktır. Ben bu tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen yavaş yavaş ekleyin. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve karıştırıyorum. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur hazırlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ile birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamur kıvamını almaya başladı. Bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlılara açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullanarak hamurumu hazırladım. Sizlere şöyle kıvamını da göstereyim. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur. Şimdi bu yoğurdum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum ve silindir haline getiriyorum. Hamurun uçlarını biraz incelttikten sonra üzerine bastırarak hafif yassılaştırıyorum ve tepsiye diziyorum. Hamurun bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi poğaça elde ediyoruz. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hamurların tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra bıçakla kesikler atıyorum. En son üzerlerine bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlara koyarak pişiriyorum. Poğaçalarımızın pişme süresi çok kısa. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda pişti ve fırından çıkarttım. Ortalama bir 5 dakika bekletiyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra servis tabağına alarak sizler için doku testine geçiyorum. Dışı kıyır kıyır içi yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli oldu bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.